Merhabalar. Diğer ortak yayınımızda söz verdiğimiz gibi evlerimizi korumaya alacak duayı öğreneceğiz bu akşam. Ramazan Tolga Yol Yapan Hocam'ın kapı duası dediği evlerimizi korumaya alacak olan duayı kendisinden öğreneceğiz. Ortak yayında Mustafa Kürşat Şahin ve Ramazan Tolga Yol Yapan Hocam'la birkaç gün önce yayın yaptık ve yayında söz aldık. Değerli hocamızdan ve sözünü bugün yerine getirecek. Merhaba demiş Ayşe Arzu Çoban. Merhabalar herkese. Zehra merhaba, selamlar. Evet, Ramazan hocam katıldı. Hemen yayın alayım. Ve diğer hocamı da alacağım. Evlerimizi koruma altına alabileceğimiz güzel bir dua öğreneceğiz bu akşam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Mücadele devam. Ofisteyiz. Ofisteyiz. Devam ediyoruz. Evet. Söz verdiğimiz üzere bugün dua paylaşacağız dostlarımızla. Hemen bakıyorum. Kürşat hocam da geldiyse. Mustafa, Kürşat. Evet. Davet edelim. Arkadaşlar da bu arada arkadaşlarını etiketlerlerse. Çünkü evet. Sayfada birçok insan yayını görmüyoruz diyorlar. Birçok insan merhaba. Biz de tam arkadaşlara yayını etiketleyin, arkadaşlarınızla paylaşın diye duyuru yapıyorduk. Buyurun hocam. Şimdi Arzu Hanım, geçen yayında konuşmuştuk zaten. Estantre bir yayın yapmıştık, spontan bir yayın yapmıştık. Evet. Bugün de aslında birçok insanların sorduğu sorulardan bir tanesi. Gelen telefonlar, gelen mesajlar, işte ofise danışmanlık almaya gelen insanların çok fazla soruları oluyor bu konuda. İşte özellikle büyü konusuyla ilgili, evlerinde korkuyorlar. İşte karabasan olaylarıyla ilgili ve ciddi anlamda nazar problemiyle alakalı. Hatta bazı insanlar kendisiyle ilgili üzerinde herhangi bir negatif, metafiziksel ve parapsikolojik konusuyla alakalı negatif bir durum yok. Kendi üzerinde olmayabiliyor. Kişiler de bu durumu hem maddi hayatında bir takım maddi yönden dolayı hayatında bir şeyleri irade ortaya koymakta güçlük çektiği, yani belki de iş yerlerinde, belki de evlerinde ciddi anlamda problem yaşadığı durumlar oluşabiliyor. Kimisi uyku yönünden problem yaşatabiliyor. Kimisinin uykudan kalktığında çok fazla çakraların düzensiz bozuk olması ya da kişilerin bu konuda ilgili yıldız düşüklüğü olması, nazarı çekmesi önemli konulardan bir tanesi. Tabii ki şimdi şöyle bir şey var. Büyü konusu tabii ki Allah'ın iradesi altındadır. Mevla Teala Azze ve Celle istemez hiçbir kimse büyüyü tutturamaz, yaptıramaz. Fakat imtihan vardır. İmtihandan dolayı insanlara bazı haller sirayet edebilir. Bundan dolayı bazı haller bulabilir. Bu imtihanın sonucunda belki de kişinin kendi günahlarından dolayı, kendi yaptığı yanlışlardan dolayı. Hala ve hala maalesef ki işte danışmanlık vermemize rağmen ve bu yayınları çok fazla yapıyor olmamıza rağmen insanların hala kendi üzerlerinde büyü olduğunu zannedip mezarlıklara muska gömme durumları, işte ayetleri, yani vefk adı altında ayetleri yakma durumları, bu gibi konular çok fazla olmaya başladı. Zaten dönem metaverse ve yapay zeka dönemi diyoruz. Frekans ve enerjinin çok fazla yoğun yaşandığı, astroloji, astronomi, psikoloji, numeroloji konusunun çok ciddi önem arz ettiği, bunu ek olarak da metafizik ve parapsikoloji konusunun çok iyi anlaşılması gerektiği bir durumla karşı karşıyayız. Neden? Şimdiki yeni nesil, Z kuşağı dediğimiz, 38-11'den bahsettiğimiz geçen yayındaki kardeşlerimizin spiritüel konulara çok fazla yatkın olmaları ve kendi kimliklerini kabul etmekte zorluk çekmeleri, cinsel istekli durumlara çok fazla farklı yönlere kayması, yakın zamanda zaten değerli bir profesör doktor Çapa'da 6000'e yakın cinsiyet değişimiyle ilgili ameliyat operasyon bekleyen kişilerin var olduğu ile ilgili bir sayı rakam vermişti. Tabii ki bu da bugün gelen danışanlardan birkaçına da bahsetmiştim genç kardeşlerimize. Şimdiki oynadığı oyunlar, telefonlarla girdikleri çok fazla ikili ilişkileri, sosyalleşmeme ve aynı zamanda kendi iç dünyasında yalnızlaşma, artık bu frekans ve enerjinin çok fazla yoğun olması, zaten bunu yakın zamanda Elon Musk da dünyada elektrik olmasa da belli bir frekansla bazı şeyleri ilerletebiliyoruz diyormuş demişti. Yeter ki onu bağlayıcı bir nokta olsun. Şimdi burada insanların
kendi iç dünyasında, ailevi durumlarında çok fazla büyü var mı, musallat var mı, benim evimde mi büyü var, kendimde mi büyü var gibi çok fazla takıldığı konular var. Bunlarla ilgili dedik ki, yani kişinin en önemli, dünya hayatındaki en önemli yeri mahremiyeti, yaşam şartlarını devam ettirmesi, ailevi duyguları birlik beraberliği devam ettireceği en kıymetli yeri hanesidir, yani evidir. Eğer kendi evini iyi bir koruma altına alırsa, kendi evine güvenilir bir ortam oluşturursa, oradaki yaşayan aile bireyleri de, oradaki insanlar da yaşam şartlarında zorluk yaşadığı durumları bertaraf etmiş olurlar ki bu da en güzel yönü. Bununla ilgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de çok fazla hadis kaynakları vardır. Şimdiki vereceğim terkipler Tabarani, İbn-i Mace, Beyhaki, Müslim gibi kaynaklarda ve bu kaynaklar çok sahih kaynaklardır. Yani hiçbir şekilde ihtilaf düşebilecek, yani acaba var mı yok mu diyebileceğimiz kaynaklar değil. Bizzati sahabeyen tahabeyne, tabeyinden ulemaların nakledilmiş ve bu şekilde günümüze kadar gelmiş çok kıymetli hadislerdir. Tabii ki bu hadisi destekleyen ayetler de vardır. Bu ayetlerle birlikte de nasıl bir ayet veriyoruz, bu ayeti verirken bu ayetin manası, tefsiri, fazileti, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla ilgili bunu yapmış mı, yaptıysa neden yapmış? Geniş kapsamlı bakmaya çalışıyoruz. Yani insanların aklına şüphe kalmayacak şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Her ne olursa olsun maalesef ki ülkemizde genel spiritüel konularla ilgili gerek olumlama ya da işte herhangi bir ritüellerle alakalı konularla ya da ruh çağırmanın altında cin çağırma seansları çok fazla olması, bunu okullarda çok yaygınlaşması ve aynı zamanda çocukların astral boyut dediğimiz farklı boyutlarda kendine yaşam alanları araması da ciddi anlamda bir kargaşa oluşturuyor. Şimdi biz insanların yıldız düşüklüğünden bahsediyoruz. Yani yıldız düşüklüğü dediğimiz konu dışarıdaki insanların negatif enerjilerini çeken bir insanlar. Paratonel gibi. Ama paratonelin bir görevi var. Biliyorsunuz ki negatif alıp artıya çevirip şimşek çaktırır. Paratonelin bu gibi bir görevi var ama insanlarda böyle bir şey yok. Aktaramıyor. Toplumsal olarak dediği yıldız düşüklüğü nedir? Toplumsal olarak yıldız düşüklüğü frekans ve enerjinin denge bozukluğu, beynin belirli bir menfezlerinin çok fazla açık olması, spiritüel konulara yatkın olması ya da kişinin arayışta olması, kendi alanında güvenilir olmaması, belki de geçmişte gelen ailesel travmalar, anne babayla alakalı travmalar, bunlarla alakalı tetikleyici durumların olması ya da güvende hissetmediği için geleceği kaygısı taşıyan ve sürekli geçmişe takılı kalan, bundan dolayı sosyalleşemeyen, yani irade ortaya koyamayan, hayatında dengeyi sağlayamayan kişilerin çok fazla spiritüel alanlarda yaygın olması ve bu alanlarda çok fazla da bir enerji, Theta Healing, Access Bus ve Reiki gibi alanların çok bölünüyor olması ve bu alanların asıl kökünde hem psikolojik hem de beyinsel olarak ciddi anlamda bir eğitici bir durumdur. Evet, bu olması gerekiyor. Evet, bu alanlar var mıdır? Vardır. Bugün 32 Bars'tan bahsediyoruz. Bunlar fiziki olarak argoller demektir. Beynin sinyal yapısı. O varsayılan travmaları ve geçişleri. Evet, bunu kabul ediyoruz. Fiziki ve psikoloji yapıya çok destek veren bir şey. Ama maalesef ki Türkiye'de bu çok farklı yönlere iletiliyor. Çok farklı yönlere çekiliyor. Bu alanlar kirletilmeye başlandı. Aslında bütün alanlarda böyle. Sadece Reiki, Theta Healing, Access Pass konusu diyemeyiz. Bunun içine metafizik de girdi. Bunun içine biyoenerji de girdi. Parapsikoloji girdi. Numerolojiyi de öyle kullanmak isteyen insanlar oluyor. En yakın zamanda astroloji kısmında gaybi haber verme konusuyla ilgili aslında astrolojinin bir rehberlik olduğunu, bu konuda insanların çok iyi bir alternatif yollar oluşturabilecek astronomi ve astroloji ilmi olması, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bunun kullanılıyor olması, Osmanlı zamanında Piri Reisler tarafından, Ebu Usul Efendi tarafından çok fazla kullanılıyor olması bu ilmi. Bu ilmin gereğince de karşılığında bir ayet iniyor. Biz size yıldızları yön tayin etmek üzere yarattık diye. Baktığınız zaman yıldızların insanlara belli bir yönlerde yardımcı olduğunu gösteriyor. Ama bunu yıldıznameye çevirip yani gelecekle ilgili gaybı haberler vermeye çalışan, insanlara umut aşılayıcı kelimelerle insanların o anki zaafları ya da açıklarını bulup da daha böyle umutvari konuşmalarla alanları kirletebiliyorlar. Şimdi buna binaen biz de baktık ki bu alanda ciddi anlamda problem var. Ciddi anlamda problem olmaya başladı. Bu problem ne? Bugün bakıyoruz ki artık hani ben daha önceki yayınlarımda da sevgili Mustafa Hocam'la da yapmıştım yayınımı anlatmıştım. Sizinle de aynı yayını yapmışım. Demiştim ki hatta en son Mukaddes Hanım'ın yayınında da şöyle konuşmuştuk. En son dediğim bu 6 ay önce. Metafizik ve parapsikoloji ciddi anlamda geçerli olmaya başlayacak artık. Ciddi anlamda ihtiyaç yani insanların öğrenilmesi gereken bir durum olacak. Bugün kıymetli hocam da bilir ki bugün numeroloji ve astrolojiden bahsederken en önemlisi numerolojiden bahsedeceksek
İbnü'l-Arabi Hazretleri ne diyor? Bugün metafiziksel yönüyle bakmak zorundasın. Eğer numerolojiye metafiziksel yönüyle bakmazsan, burada cinlerin de o rakamsal karşılığıyla, cinlerin de o rakamsal karşılığı sonucunda onun enerjisiyle insanlara yaklaşabiliyor diyor. Tesla da zaten bunu destekliyor. Tesla da diyor ki 3-6-9 teorisi vardır. Bu teoriler 3 sabahtır, 6 öğlendir, akşam 9'dur. 6 ile 9 arasında farklı geçişler ve enerjiler evrenden çekim olabiliyor. Eğer sen ne düşünürsen o olursun, o karaktere bulunursun. O zaman senin de rakam karşılığı negatif bir enerji ve negatif bir farklı evren enerjisi ise bunu çekersin diyor. Yani hem bilimsel olarak, hem fiziki olarak, hem psikolojik olarak, hem de manevi olarak aslında herkes aynı noktada buluşuyor. Fakat burada inanç kavramı farklıdır olduğu için tek bir noktada adapte olup da bunu toparlayıcı bir anlatımla insana sunamıyoruz. Evet. Ve bu alanda çok fazla sayıda danışmanlık almaya giden, burada kimseyi tabii ki aşağılamıyoruz, kimsenin yaptığı ilme saygısız yapmıyoruz. İşin ehli olmuş, kaliteli iş yapan, insanlara fayda olmaya çalışan, insanlara rehberlik yapan, kalitesini, maneviyatını, kişiliğini, psikolojisini iyi hale getirebilecek bütün rehberlikler bizim başımızın gözümüzün üstündedir. Biz her zaman bunu kabul ettik. Yani sadece Mustafa Hocam ben varım, ben de olsun biliyorum diyemez. Sadece aynısını ben diyemez. Arzuhan da aynısını diyemez. İşte en yakın zamanda en tanıdığım olduğu için astrolojide Güçlü Metin Hocam. Yani bu alem bir boşluğu kaldırmaz. Kainat boşluğu kaldırmaz. Her alemin de farklı bir dengeleri vardır. Bu dengeyi tamamlayacak insanlar da vardır. Astroloji Güçlü Metin Hocam psikoloğu biliyordur. İşte bir enerjist olan bir hanımefendi nefes terapisi Arzu Hanım aklıma bu gelir. İşte numeroloji konusunda biraz da cifir ilmi konusu ekleyip insanlara hep psikolojik yönden destek veren Mustafa Hocam aklıma gelir. Metafizik parapsikoloji de haddimi aşmayarak yavaş yavaş da olsa en düşük olan insanlardan bir tanesi olan ben devreye girmeye çalışıyorum. Tabii ki bu benden kastım şu, bizim anlatmak istediğimiz konu şu. Alanlar o kadar çok kıymetli alanlar ki bu alanları iyi analiz etmesi gereken insanların olması gerektiğini. Yani altın çamura da düşse değeri düşmez ama o çamurun da altını kaybetmemesi lazım. Yani gizlememesi lazım. O yüzden bu ilmi aktaran insanlar bu topluluk için çok kıymetli insanlardır. Maalesef ki bu alanda kıymetli olan insanları da herkes takip ediyor. Herkes takip ediyor. Sadece diyoruz ya metaverse bir yapay zeka. Baktığımız zaman Deccale sisteminden bahsediyoruz. Böyle bir sistem var. Sürekli Deccale sistemi bahsediyoruz ama bu sistem nedir? Arzu Hanım bu sistem şudur. Şöyle anlatayım kısaca. Ondan sonra asıl konuya geleyim. Sonra Mustafa Hocam da kendice anlatır kendi bilgilerini. Şimdi biz insanların aslında önderlik yapan ya da liderlik yapan bazı vasıftaki insanlara sürekli korku psikolojisi vermeye başladığını gördük. Korku, 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 korku. Bugün bir hadis-i şerifte bir ayet-i kerimede aslında bunu en iyi anlatan bir İbn-i Mesud, Abdullah İbn-i Mesud. Çok güzel bir hadis-i şerife denk geldim. Hatta cinlerle ilgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soru soruyor. Aleyhisselam vesselam diyor ki Müslüman kardeşlerimizin, yani cinlerden bahsediyor, Müslüman cinlerin yiyecekleri tezek ve kemiklerdir. Tezek ve kemiklerinizin üzerine taharetinizi yapmayın. Yani idrarınızı yapmayın, tükürmeyin. Onlarla Müslüman kardeşleriniz lezzetlenir der. Peki der ki kafir olanların yiyeceği insanların korkularıdır. Yani bazı kabilelerden bahsediyor. Şimdi bu korku psikolojisinin neden yaydığını eğer çok uç noktaya girmeden bakarsak Yani öncelikle düşük frekansta diyebilir miyiz hocam? kesinlikle bu korku en düşük frekanstır. Aslında korku çok kıymetli bir silahtır. İnsanın korku insanı hem adrenalin olarak hem de bütün fizik yapısı olarak hem de bilinci olarak açık tutar. Ama bu korku senin dışından gelen dışarıdan bir algıyla olursa sen bu korkuyu silaha nasıl çevirirsin? Örnek verecek olursak biz şimdi Arzuhan'la Mustafa Bey bir yerde bir yemek yiyoruz ve bulunduğumuz yerde başka bir yere geçeceğiz ama geçtiğimiz yerde problem var. Ya da geçtiğimiz yerin yakın yerinde bir olay var. O zaman biz kendi aramızda şunu yapmamız lazım. Dememiz gerekiyor ki biz bu sokaktan gitmeyelim, arka sokaktan gidelim. Niye? Bizi korkutan kötü bir şey var orada, zarar verecek. O zaman biz önlem alacağız. Bu bir silahtır. Yani şöyle düşünün. Bir hırsızın olduğunu düşünün. Yani bir insanın elinde bıçak var. Bu bıçakla senin üzerine geliyor. Ve bıçağı senin gırtlağına dayıyor. Diyor ki neyin varsa ver. Başka biri de bıçağı senin gırtlağına dayıyor ama seni tedavi etmek için. Yani neşter, doktor. Şimdi bir önceki bıçağı tutan kişi sana zarar vermek istedi. Ama bir sonraki kişi de seni tedavi etmek istedi. Yani burada önemli olan tehdit unsuru bıçak değil,
Onu kullanan eldir. O kullanan elin ne olduğunu anlarsanız, yani burada kişilerin size karşı anlatımlarını, kişinin karakteri, nereye varmak istediğini, eğer bir şey öneriyorsa, bunun arkasında çözüm sunmuyorsa, o kişi senin için zaten zararlıdır. Problem midir? Bu korku frekansını o kadar çok yaymaya başladılar ki, öncelikle amaç şuydu, insanların enerji ve frekansını aşağı çekecekler. Kendi alanlarındaki güven ortamlarını, yani evlerindeki güven ortamlarını kaybettirecekler. Ne olacaktı bu? İşte öncelikle LGBT ve bir dernekten çok fazla faal olması gerekiyordu. Çok ciddi olan anlamda parasal para desteği var. O zaman bu LGBT'yi nasıl ön plana çıkartacağız? Ya bu milletin bir kültürü var. Önce bu milletin kültürünü bozacağız. Peki neyle? O zaman şöyle diyeceğiz. Mevlana Şems-i Tebrizi eşcinsel. Eğer bu millete bunu inandırırsak, o zaman bu millet kendi dininde de erkek erkeğe de kadın kadına ilişki ya da cinsiyet değişimi olabilir düşüncesine bırakacağız. Zaten bu gibi söylemler oluşmaya başladığında aslında bu LGBT tarzı grupların bir türlü lojada, bir takım lojalarında faaliyetlerini artık devreye soktuğunu anlamına geliyor. Peki bunu yaptılar mı? Evet, buyurun. Burada bir şey söyleyebilir miyim? Çok dikkatimi çektiği için öyle vurgulamak istedim. Geçenlerde öyle bir hani Instagram'da bir denk geldi ki kök inançları böyle İslamiyet'i savunan bir sayfa, isim de bilmiyorum Latif mi değişik bir isim, LGBT'yi öyle bir desteklemiş ki ben çok şaşırdım. Yani İslamiyet'le LGBT nasıl bir desteklenmiş oldu ben algılayamadım. İşte burada da fark edilmesi gereken nokta açık ve net bir şekilde hani İslamiyet'in de sanki LGBT'yi destekliyormuş algısı. Hani geçen canlı yayınımızda söylemiştik ya sakilerin ben hak oldum, ben enel hakkım tarzındaki cümleleriyle insanların dini inançlarında o Azazil'in çekmiş olduğu gibi. Hani sadece dikkatimi çekti, onu söylemek istedim. Yani ciddi anlamda Evet. çok böyle kök inancı var olan sistemler de destekliyor. Yani çok farklı bir şey. Hani burada biz ayrıştırma yargılama kısmında değil. Bu genel bir durum ve bu bir rahatsızlıktır. Ve bunun artık normale çevrilmesi gerçekten çok üzücü bir durum. Hocamın da söylediği gibi ameliyathanede sıra bekleyen gençler var. Daha onlar kimlikleri oturmamış ki. Daha o hani numarolojide diyoruz ya 0'dan 9'a kadar var olan o kök kısımları oluşmamış. Daha cinselliklerini tanımıyorlar. Nasıl cinsiyet değiştirebilir? Bu da çok büyük bir oyun. Hani söylemek istedim. Buyurun hocam. Hakkınızı helal edin. Hani çok Doğru. dikkatimi çekti yani. Dini yönden de kullanıyorlar. Yani bu da beni yüz açtı. LGBT birbirimizi açalım mı? Açılımı nedir? Bilmeyen dostlarımız varsa. Evet. Şimdi LGBT trans bey demek. Yani kendi kişiliğini kabul etmeyen, kendi kişiliğini kabul etmeyip başka türlü olmak. Yani başka bir cinse eğilimli olmak ya da karşındaki karakteri kendinle uyumlamaya çalışmaktır. Öncelikle psikolojik olarak kabul etme. Yani kişinin iradesi zayıf olan bir insanın bu irade zayıflığının kendi kişisel kimliği yani cinsiyet kimliğinden dolayı olduğunu, cinsiyet kimliğinden dolayı irade ortaya koymakta güçlük çektiğini ifade eder psikolojik olarak. Fiziki yapı olarak da kişi kendi giyimini, kendi bulunduğu herhangi bir durumunu, eşcinselliğe yakın duyguları ya da bu hissiyatlara göre karşı tarafı beğenmesi durumunda cinsiyet değiştirmesiyle alakalı LGBT. Yani bulunduğu cinsiyet durumunun kendisiyle alakalı olmadığını, hissinin de böyle olmadığını ifade edip psikolojik olarak hem kendini kandırması hem de fiziki yapısının değişiklik istemesidir LGBT. Şimdi hocamın da dediği gibi şöyle bir konu var. Biz her zaman şunu söyledik. Bütün inançlara ve bütün yaşantılara saygımız var. Bizim kültürümüzde, inancımız gereğinde biz her inanca saygımız vardır. Fakat şöyle bir durum var. Şu noktayı kaçırıyoruz. Her inanca saygımız var. Fakat bizim inancımıza zarar vermeyecek şekilde. Eğer bizim inançlarımızı, bizim kültürlerimizi aşağı çekecek hareketlilik yapılırsa o inanca saygı duymak yerine onu önlem almak gerekiyordu. Biz bunu karıştırdık. Biz bunu çok fazla harmanlayamadık, yani anlayamadık. İşte dedik ki işte, kişi bir dini savunabilir, tabii ki bir dine inanabilir. Saygıdır, küfretmeyeceksin. Peygamberin ahlakında da bu var. İnancımızın gereği emir de bunu emrediyor. Fakat diyor ki eğer o senin inanca saygı duymazsa tedbir almak zorundasın. Eğer tedbir almazsan bu sıkıntıyı yaşarsın. Baktığımız zaman en yakın zamanda Kosova Savaşı da bundan çıktı zaten. Yani çok fazla kendi inançlarını kontrol altında tutamayan dışarıdan sürekli farklı devletlerin kişilerine girmesi ve biraz da Ortodoks kültürüne yakınlaşmasından dolayı Sırplar geldi oraya saldırı yapmaya başladı.
Baktığın zaman bugün bütün Arnavutlar, Boşnaklar bunu konuşur zaten. Öncelik bizim kendi kültürümüzü koruyamamamız, kendi inancımızı koruyamamamız. Baktığın zaman Suriye, Filistin de aynı şekilde. Halkın birisi yarıya bölünmesi, diğer tarafı yarıya bölünmesi, devletin kendi halkına silah doğrultması, bu da inançları ve kültürlerini kendini ayakta tutamaması. Bunu ben söylemiyorum. Suriye'nin en yakın zamanda, savaşın ilk çıktığı zamanda, 2009'da yanlış hatırlamıyorsam, biz sünneti bıraktık. Kendi inancımız ve kültürümüzden vazgeçmeye başladık. Bize Allah bombalar yağdırmaya başladı diyor. Bu inancı kısımdır. Tabii ki politik durumlar, devletsel durumlar, işte belli bir devletlerin Suriye'yi üçe bölmesi. Ama mesele şurada. Ben insanlara şunu anlatmaya çalışıyorum. Asıl konu şu. Asıl konu İslamiyet'in her ülkenin ya da her inancı bir kalesi vardır. Örnek verecek olursak Hristiyanlıkta papalık yönetir. İşte Müslüman inancında Kabe, Mescid-i Aksa tarafıdır. Yahudilikte İsrail biraz daha Beni İsrail tarafıdır. Bunun gibi işte Fırat'la Nil'in ortanın arasında bir devlet kurma. Bu devleti kurarken önce Su Savaşı, Amik Savaşı. Onun arkasında, onun öncesinde kıtlık bilincini yaymak. Ama onun daha ilerisinde halkı fakirleştirmek. Zaten hain Naum politikası da bunun üzerineydi. Hain Naum dediğim adamımız o zamanın yani Atatürk zamanında Lozan Anlaşması yapılmadan evvel öyle bir politik bir hamle yaptı ki evet ülke kurulmasına izin verildi fakat Atatürk o kadar çok mücadele etti ki fakat onun gizli dayatılma sonucunda hain Naum diye bir adam dedi ki yapsa devlet. Yani bizim izin verdiğimiz ülkeler yapacak ama işletemeyecek. Bugün devletlerde ve politik yapıda bunun üzerine gitmek zorunda kalıyor. Yapsat devlet, yapsat işlet kalmadı. Kalmayınca da ülke olarak da hem ekonomiksel olarak da hem de kültür olarak da yükselişe gidemiyorsun. O zaman burada bir yapı dengesizliği var. İşte hainlerine şunu söyle. Önce bu devletleri, bu halkı, bu kitleleri açlıkla korkutacağız. Kıtlık bilincini yerleştireceğiz. Ama kişiler bunu kabul etmeyebilir. Peki ne yapacağız? Bu insanların gelecekle ilgili kaygılarını artıracağız ve korkularını şiddetlendireceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Bunu evlerinde yapacağız. İlk evlerinde. Peki nasıl yapacağız? Az önce anlatmıştım ya. Aile arası çatışma. Ama bu aile arası çatışma karı koca arasında geçmeyecek. Anne baba, anne çocuk arasında geçecek. Çünkü yatırım bundan sonraki bireylere, Metaverse ve yapay zekanın projesi bu. Bundan sonraki neslin farklı bir neslin, teknoloji neslinin olmasını istiyorlar ki duyguları düşüncesi değil, hangi profilleri karşısına çıkartıyorlarsa bir sanatçıysa bu sanatçıyı beğeneceksin ve bu sanatçıya benzemek için çaba göstereceksin. Baktığınız zaman bugün ne kadar çok sayın doktor açıkladıysa 6 bine yakın cinsiyet değiştirmek isteyen insan sıra bekliyor derken de bir o kadar da farklı farklı operasyona girmek isteyen hatta vücuttaki şekillerini değiştirmek isteyen farklı farklı operasyon ameliyatlarıyla ilgili sıra bekleyen gençlerimiz de var. Neden? Çünkü kendi kimliğini kabul etmiyorlar. Şundan dolayı anne babaya karşı kırgınlık, anne babaya karşı öfke, anne babaya karşı çatışmalar. Belki de anne baba hamileyken o çocuğa travmatik olarak anne karnındaki o çocuğun o anne babanın aldığı travmatik durumlar ne? Onu bilmiyoruz. Ama baktığınız zaman hikaye hep aynı. Yani mesele şu. Biz toplu olarak insanlara bir şey yapmayalım. Her eve girelim. O zaman ne yapacaktık? WWW World Wide Web. Bunu yapacaktık. 666. Biz bunu hep şey zannettik. Deccal yani örümcek ağabey ve her eve girecek diyor. Biz bunu ilk Deccal zannettik. Ama baktık ki değil. Bu WWW World Wide Web aileler arası çatışma için kullanılan frekans ve enerji yani teknolojik yapı olduğu ortaya çıktı. Yani Deccal sisteminden önce bu insanları Yecüc ile Mecüc haline getirip baktığınız zaman zaten boyları çok fazla kısalması, ciddi anlamda obezliğin çok artması, hareket kabiliyetinin azalması, inançların düşmesi, kendi kimliği kabul etmeme, yaşadığı alanda odalardan çıkamama, baktığınız zaman gerçek anlamda aile sarsıntısı oluşmaya başladı. Peki bunu nasıl koruyacağız? Asıl yayın amacı zaten buydu. Bu kadar çok bölgeye girmemin sebebi buydu aslında. Bu yayının amacı sadece büyüden kurtulmak ya da büyüden tesir altında kalmamak değil. Bu yayın amacı şu. Senin çocuğun bilgisayar başında kalkmıyor, sosyalleşmiyor, sürekli seninle çatışma yaşıyorsa mutlaka o evin aurasını, o evin frekansını, o evin maneviyatını bozan bir şey var. Nedir bu?
zaten hareket kabiliyetini kaybetmiş bir insanın enerjisi zaten aşağı çeker. Ve burada kişinin manevi olarak kalbi de katılaşmaya başlar. Aslında kalbi ölür. Yaşaması için çalışıyordur. Kalbi ölür ama bunu beyin gerçek anlamda mücadele ederek ayakta tutmaya çalışır. Peki burada bu çocuk hareket kabiliyetinin dışında oynadığı oyunlardaki savaş oyunları olsun ya da izlediği filmler ya da izlediği çizgi filmler ya kendine zarar verme ya da ailesine zarar verme raddesine getiriyor. Bu da eğitim alanlarını genişletmiyor. Sosyalleşemediği gibi de sosyalleşememesinin sebebini anne baba zannediyor. Neden bunu yapıyor? Çünkü yeni nesil maalesef doyumsuz ve kendi kimliğini kabul etmeyen bir nesil. Peki bu çocuklar suçlu mudur? Hayır. Direktman bu çocukları suçlu görmek doğru değil. Neden doğru değil? Her zaman şunu ne demiştik öğlenin başında? Evet biz her türlü inanca saygılıyız. Fakat bizim evimize kadar kendi inancımızı ve kültürümüzü bozacak her şeye karşıyız. O zaman hadis-i şerif aklınıza gelecek. Düşmanın silahıyla silahlan. O ne kadar seni alt etmek için çalışıyorsa sen de onu engellemek için o kadar çalışman gerekiyor. Ama biz ne yaptık? Sana saygı duyuyorum. O zaman saygının karşılıklı olduğunu unuttuk. Saygının iki tarafında yapması gereken bir hareket olduğunu, bir inanç olduğunu aslında unuttuk. Saygı toplumsal olarak uluslararası dünyada gerçekten de mutlu, huzurlu yaşama, güvenli yaşamanın adı olduğunu biliyorduk. Ve bunu bu şekilde yapmamız gerekiyor. Ama saygı bizim kendi kültürümüzden, kendi inancımızdan vazgeçmek değil. Saygı aman çocuğum bir şey demesin, aman çocuğum kızmasına getirdi bu işi. O yüzden ben insanlara şunu anlatıyorum. Demek istiyorum ki evet büyü var mıdır? Evet Kur'an'da geçen büyü vardır. Büyü haktır. Hatta büyü yok diyen Allah muhafaza kafir olma ihtimali de vardır. Çünkü Kur'an'da anlatılıyor. Kur'an'da büyü de anlatıyor. Tabii ki vardır ama biz büyüden hiçbir zaman korkmayacağız. Ben metafizik ve parapsikoloji olarak büyü ve cinli konuları kendi yayınımda bu kadar rahat anlatmamın sebebi insanlara büyü ve cinlerden korkmamamız gerektiğini iyi anlattığımı düşündüğüm için bu kadar çok güzel konuya girebiliyoruz. Bizim korkumuz ne olacak? O büyüyü yapan insanlar ve o cinleri kullanan, yani kafir olan cinleri kullanan insanlardan korunacağız. Zaten Felak suresinde tefsiri düğümlere üfleyenlerin şerrinden muhafaza olmak için okunuyor. Felak suresinde bunu anlatıyor. Diyor ki sen büyüden korkmayacaksın. O büyü, o cinni Allah'ın tasavvutu altında. Biz sizin sağınıza, önünüze, arkanıza koruyucular verdik. Buna rağmen bundan korkmayacaksın. Sen akledeceksin, çabalarınla kaderini belirleyeceksin ve Rabbine sığınacaksın. Peki bunu yaparken nasıl olacak? Çaba dediğimiz şey her şeyin Allah'tan geldiğini, Allah'tan gelirken de Allah sana irade ortaya koyup çabalayıp bunu yok edebileceğini ya da bertaraf edebileceğini de söylüyor. O zaman ne yapacağız? İlk aklımıza gelen Felak suresi olacak. İnsanlara öncelikle Felak suresinin tefsirini ve faziletini anlamalarını ve okumaları tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü biz genel anlamda büyüden ve cinniden korunmak için mücadele ediyoruz ya, o mücadele Hazreti Süleyman zamanındaydı. O mücadele Nuh Aleyhisselam zamanındaydı. O mücadele Aleyhisselam zamanındaydı. Hatta kaynaklardan ben birkaç tane örnek vereyim size isterseniz. Tabii. Şimdi çok sahih bir hadisi. Bu Tabarani, Müslim, Ebu Davud, Beyheki de geçer. Yani bu dört kaynak kitabı bütün İslam alimi tarafından onaylanmış ve aslında bu kaynaklardan da uluslararası birçok bilim adamları, birçok kişiler bu kaynaklarla ilgili örnekler de alıyor. Peki nasıl alıyor? En basit bir örneği Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insan vücudunda 360 tane kemik vardır deyip hadisinde böyle geçiyor. Bu hadis Beyhekididir. Ama 1999'a kadar fiziksel olarak insan vücudunda 358 kemik var diye hep buna göre operasyon yapılırmış. Ve 1999'da Alman bir fizik adamı beyin yapısının insan vücudunda 360 tane kemik olduğunu, aslında iki tane köprücük kemiğinin görülmediğini ve bu kemiğin dahil edilmesi gerektiğini, eğer bu kemikte sıvı kaybolursa birçok kan dolaşım sistemi ve endokrinini bozacağı ile ilgili bir tez hazırlıyor ve artık uluslararası fizik kurallarına göre, yani uluslararası insan psikolojisi, insan fiziğine göre 360 tane kemik olduğu onaylanıyor. Peki bu kemik sayısı
1999'a kadar 358 biliniyordu ama 1400 sene evvel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 360 olduğunu söylüyordu. Peki biz bunu aslında biz şunu zannediyoruz. Gericilik. Geri hani dedi ya yobazlık, gericilik. Aslında biz milenyum çağından gericilik çağına doğru gidiyoruz. Milenyum çünkü niye? Kendine ait olan şeyi, yaratılışın sana kabul ettirdiği, yaratılışın sana verdiği şeyden inkar etme dönemleri başladı. İnancın, kişiliğin, cinsiyetin, söylediğin, kullandığın cümleler, aile yapın hep bunlardan kaçarak aslında biz milenyum çağından, en kıymetli çağından, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en kıymetli çağından en kıymetli zamana gelmeye başlıyoruz. Şimdi İbn-i Mesud buyuruyor ki ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cinlere Kur'an okuduğumu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye geliyor diyor ki cinlerden bir takımlarını görmek ister misiniz diye söylüyor. Sahabeden ses çıkmıyor. İkinci kez Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrarlıyor. Ben cinlere Kur'an okuyacağım. Allah bana vahyetti. Benimle gelmek isteyen var mı diye ikinci kez tekrarlarken İbn-i Mesud ben gelirim ya Resulallah diyor. Ve İbn-i Mesud hadis-i şerifte Beyhekçi, Tabarani, İbn-i Mace ve Müslim gibi sahih kaynaklarda geçen kaynaklarda şöyle rivayet var, şöyle bir hadis var. Gittikleri yer El-Hacun yani Mekke tarafında. Cennetül Mualla kabristanı tarafında. Şu anki cin mescidi var İsrail tarafında. Şu anki o bulunan yerde diyor ki İbn-i Mesud ben bir ara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göremedim. Beyhaki'de geçiyor bu. Ben göremedim diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında diyor sonradan diyor birini görmeye başladım diyor. Ve ben zannettim ki diyor aynı şekilde galiba bunlar Havazin kabilesinden Resulullah'a tuzak kurduklarını zannettim. Koşup komşulara yardım alayım dedim. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sopayla diğer bir hadise göre ayağıyla diyor. Ama iki hadiste mutlaka bir çizgi çizdiğini ve İbni Mesud'a buradan bir yere ayrılma. Bu çizgiyi geçme. Ne cinler sana gelip saldırabilir ne de sen bunun adım atma diyor. Bir çizgi çiziyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu çizginin Ahkaf suresi 29 ve 31. ayette cinler peygamberden Kur'an'ı dinlediler ve kavimlerine gittiler tebliğ ettiler. Allah'ın davetçisine icabet edin ve ona inanın. Sizin için günahlarınızdan ve mağfiretten bulunsun. Size acı verecek azaptan korusun. Şimdi en büyük problemimiz neydi? Korku. Peki kafir olan cinler ve cinlere hizmet eden insanlar neyden besleniyordu? İnsanların korkusundan. Ne demiştik? Kâhinat boşluğu kaldırmaz. Şimdi olduğu gibi hadis-i şerifte kaynak ve ayet-i kerimede burada diyor ki bir çizgi vardır. Resulullah'ın çizgi. Bu çizginin önüne geçmezsen yani sen cin çağırmazsan bu tür ritüellere katılmazsan senin evine onlar giriyor. Seni korkudan dolayı giriyorsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mesud'a cinlere Kur'an okuduğunda eli sopayla çizdiği o çizgi gibi çek diyor ve Ahkaf suresini bunu tabloda göstereceğim nasıl yapılması gerektiğini. Bunu yaparsan diyor sen korksan bile diyor senin korkundan dolayı peşine takılmış bir büyü, senin korkudan dolayı peşine takılmış bir negatif enerji ya da korkundan dolayı peşine takılmış bir cinni o mühürlenmiş olan eve giremez diyor. Yani bizim bugün vereceğimiz dua sanki kapıya çizgi çizecek. Hayır, onu göstereceğim şimdi. Şöyle yapalım hatta. Ben isterseniz tabloyu bir çevireyim. Tabii. Evet, çok daha iyi anlaşılır olsun. Müsaade varsa. Tabii. Ben şöyle çevireyim. Kıymetli Arzu Hanım. Şimdi şöyle biraz ayarlayacağım. Tabii ki yaklaştıracağım. Biraz Yaklaştıracağım. Biraz daha görünür hale getireceğim birazdan. daha yaklaşırsa daha iyi görünecek sanırım. Yaklaştıracağım. Arkadaşlarımız görüyor mu? Yazarlarsa sevinirim. Evet, Arzu Hanım, durumları kapattığımız zaman herhalde ekran daha iyi Net, gözükecek. evet, net bir şekilde görünüyor. Tamam, hemen kapatalım. Ben yazıyı görebiliyorum arkadaşlar. Siz de görüyorsunuzdur inşallah. Evet. Şu an ayarlayacağım. Çok önemli bir şey aslında bu. Üç çerçeve. Ve çok önemli. Şimdi Arzu Hanım, şöyle anlatalım. Tabii ki ben burada hem ayetleri sesli söyleyeceğim. Bu bizim evimizde bulunan bir kapıdır.
Yani kapının 3 pervazı var biliyorsunuz. 3 köşelidir. Bu bizim evimizdeki bunlar kapılar. Öyle düşünün. Şu çizgi evimizin pervazları, kapılarıdır. Şimdi eskilerin tabiriyle kapı eşeğinde durma derler. Eski tabirle. Özellikle hamile kadınlar kapı eşiğinde durmasını düşük yapar derler. Bunun sebebi şu. Bunun sebebi cinlerin ve tılsımların o aralara saklanıyor olması. Cinlerin o kapının eşiğinde gölgeleniyor olması. Hatta hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve şeytanın konuşmasında geçiyor bu, sahihtir. Sen diyor nerede gölgelenirsin? Ben Müslümanların diyor uzamış olan tırnaklarında gizlenirim diyor ve kapı eşiklerinde. Bu çok sahih bir hadistir. Hocam O bir de yüzden burada şeyi de sorabilir miyim? Bir de evin o köşeleri deniliyor. Hani bizler o eski ocak bilgilerinden ya da eski anneannelerimizden dediğimizde evin o köşelerini özellikle işte temizlemek dediğiniz gibi kapı eşiği ve tırnak olayı. Yani o evin köşeleri de var mıdır? Yani orada da bulunuyorlar mıdır hocam? Tabii ki şimdi şöyle, her evin kıbleye bakan kısmı ve cepheleri vardır biliyorsunuz. Her cephenin de sırrı şeytanı vardır. Senin namazda aldatacak, namazda dikkatini dağıtacak. O da evin köşeline dururlar. Namazını dağıtmak için, senin dikkatini dağıtmak için, öfkelendirmek için onlar evlerin köşelerine gizlenirler. Hatta onlar aslında senin yediğin yemeklerdeki kırıntıları ararlar. Çok Köşelerde önemli. durması sebebi bu. Hatta şöyle bir hadisiyette İbn-i Mesud'la Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle bir hadisi var. Cinlere Kur'an okurken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ki bunu inkar eden kafir olur. Çünkü neden kafir olur? Direkt söyleyeyim. Ahkaf suresi 29 ve 31. ayette aynı şekilde şöyle söylüyor. Allah'ın davetçisine icabet edin. Yani bu cin suresinde de geçer. Biz birbirimizi kandırdığımızı, birbirimizi yalan konuştuğumuzu bilmiyorduk diye. Allah'ın davetçisine icabet edin ve ona inanın. Sizin için günahlarınız için mağfirette bulunsun. Acı veren azaptan sizi kurtarsın diyor. Ve bunu Elmalı Hamdi yazılı tefsirinde ve birçok İmam Nesevi Hazretleri, ulema bunu Ahkaf suresinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cinlere Kur'an'ı okuduğunda, İslam'ı tebliğ ettiğinde, zaten cinlerin de peygamberlere nezir, cinlerin şeytan olan kısımlarındaki başındaki kişilere can denir. Cinlerin peygamberlere nezir denir. Şeytanlaşmış olanlara, kafirlere can denir. Şimdi Abdullah demiştik ya, İbn-i Mesud Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuduğu gün orada şahitlik etti. Şöyle bir konuşma geçiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında. Resulullah bir şey gördün mü diye soruyor İbn-i Mesud'a. İbn-i Mesud diyor ki beyaz elbiselere bürünmüş siyah adamlar gördüm diyor. Resulullah işte onlar Nusaybin cinlerinden bir heyet. Benden yiyecek istediler diyor. Hatta şurada çok kıymetli bir şey var Sayın Hocam ve Arzu Hanım. Aleyhisselatü Vesselam'a cinler diyor ki bize peygamber olduğumla ilgili bir mucize göster diyor. Cinler bunu istiyor öncelikle. Biz sana icabet etmemiz için bize bir mucize göster diyor. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakız ağacına kendi yanınıza gelmesi için emrediyor Allah'ın izniyle. Sakız ağacı da ona yanaşıyor. Ve şu an İbn-i Mesud'un gördüğü beyaz elbiseli bürünmüş siyah adamlar var ya, işte onlar Nusay bin cinlerinden bir heyet. O an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sakız ağacını çağırdığında, sakız ağacının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip ben kimim diye soruna cevap veren bir ağaç o sakız ağacı. Sen diyor Allah'ın peygamberisin, Allah'ın habibisin, sen onun kulu ve elçisisin diyor. Sakız ağacı bunu dile getiriyor. İşte bu Nusaybin'deki cinlerden bir heyet bunu duyuyor ve peygamberi ima ediyor. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benden yiyecek istediler diyor. İşte o beyaz elbiseye bürünmüş siyah adamlar diye gördüğüm İbn-i Mesud'un dediği kişiler Nusaybin kabilesinin cinlerinden bir heyetmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yiyecek istiyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mesud diyor ki kemik tezek ve alaf verdim onlara. Kemik ve tezek verdim diyor onlara. Hadiste de var zaten. Kemikleri ve tezeklere taharetinizi yapmayın. Onlar cin kardeşlerimizin yiyecekleridir. Müslüman için söylüyor. Şimdi bunları niye anlattım? Şundan dolayı anlattım. Şu anki vereceğimiz terkip tamamen cin gecesinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hep İbn-i Mesud'a bu çizgiyi geçme, ne onlar sana zarar verir ne sen onlara diye, buradan ayrılma deyip aslında bunu evlerde de uyguladığımızda asla onların bize zarar veremeyeceğiyle ilgili çok kıymetli bir hadis-i şeriftir.
Şimdi değerli Mustafa Hocam ve Arzu Hanım, kapının ilk önce evimizin girdiği kapısından, hanemizin yani apartman kapısından bahsetmiyorum. Evimizin kapısına sağ kısmına, sağ köşeye, şuradan şöyle görünebiliyor mu aslında? Şöyle göstermesi daha iyi. Safat yazıyor. Safat suresi. Evet. Şimdi bunun gerekirse ben Arzu Hanım'a resmini atarım. Bütün Gönder. ekranlarda paylaşırız. Ama Tamam. ben sana şu görselliği göstermek amacıyla yaptım. Evet. Şimdi evimize girerken iç taraftan, evin iç tarafından sirkeli suyla elimize bir bez alarak sirkeli suyu hazırlıyoruz. Sirkeli suyu hazırlarken öncelikle şunu yapacağız. Şu kapı arasında demiştik ya, şu kapı eşiği. Kapı eşiğine defne yaprağı tütsüsü yakacağız ve onun buhuru orada tütsü yapacak, tütsüleyecek. Onun buğru tütsü olurken sirkeli suyla yaptığımız bezle daire çizerek kapının sağından, yani evimizin iç kısmından, kapının sağından başlayıp aşağıdan yukarıya kadar daire çize çize Saffat suresinin 1. ayetinden 10. ayetine kadar ve 10. ayet dahil olmak üzere okuya okuya sirkeli suyla bezle bu kapımızı sileceğiz. Bu uca geldiğimizde, sağ tarafın ilk ucuna geldiğimizde bekleyeceğiz. Elimizi koyup ayetel kürsü okuyacağız. Ondan sonra üst tarafa yine daire çize çize sirkeli suyu bezle silerek Haşr suresinin son 3 ayetini okuyacağız. Okuduktan sonra bu köşeye geldik. Bu köşede yine duracağız. Bakara suresi ilk 5 ayetini birer defa bir defa okuyacağız. Sonra burası Bakara suresi ilk 5 ayeti bittiğinde yine daire şeklinde çizerek Rahman suresi 33 ve 34. ayeti, Ahkaf suresi 29, 30, 31. ayeti ve Araf suresi 54. ayeti birer defa okuyacağız. Bu köşeye geleceğiz en dibe. Ondan sonra defne yaprağı tütsüsü yandıktan sonra ellerimizi açacağız. Araf suresi 54. ayet 21 defa okuyacağız. Yani ne diyoruz? Ya Rabbi, biz senden gelen her türlü hayra muhtacız diyeceğiz. Bakın, gördünüz mü? Çünkü neden bunu yaparken ne yapıyoruz? Uyku sorunu yalnızlaşma yaşayanların kendine getirir. Evinde yalnızlaşmış, kendine kapanmış insanı kendine getirir. Evde sürekli aksilik, hastalık, güvensizliği kaldırır. Çünkü bunlar korku frekansıyla, enerjinin düşmesiyle, yıldız üstü nazar, tılsım gibi şeylerle oluyor. Evde büyü varsa büyüyü iptal eder. Büyüyü iptal etmekle yetmiyor. Büyü yapılmak isterse bu hanenin içine giremez. Ve bu hanenin içinde yaşayan insana vurmaz. Bu hanenin dışına çıktığında vurur mu? Bu hanenin dışında çıktığında vursa bile eve girdiğinde o büyü iptal olur. Biiznillah. Çünkü neden? Bunun bende kaynağı ne? Araf, Ahkaf suresi 29, 30, 31. Abdullah İbni Mesud, ben galiba bunlar Havazin kabilesinden Resulullah'a tuzak kurdular diye korktum. Komşulara gidip yardım almak istedim. Ama ben sonra Resulullah'ın bana çizgi çektiğini aklıma geldi. Buradan ayrılma diye emrettiği aklıma geldi. Ben de Baki el-Gari'de de gelince bu çizgiden ayrılmayacağımla ilgili peygambere söz verdim. Ayrılmadım. Ne peygambere zarar geldi ne bana zarar geldi diyor. Yani Ahkaf suresi 29, 30, 31. ayette de cinler kendi kabilelerine gitti. Çünkü çizgiyi çekerken orada olan olayı anlatan en güzel ayettir Ahkaf suresi. Cinler gitti, iman etmiş cinler gitti kabileye dedi ki bize bir tebliğçi geldi, bir davetçi geldi. Gidin siz de buna icabet edin ve ona inanın. Sizin için ve günahlarınız için Allah'a af isteyecek. Sizin için mağfirette bulunacak. Size acı verecek, azaptan kurtaracak o peygamber. İşte Ahkaf suresi 29, 30 ve 31'i daire çizerek yapın demiştik ya. Bu ayetin hüddamı ve hadimi bu ayet tılsımlı ayettir. Buraya gelecek cinni bu ayetle muhatap olur. Bu ayetin korumakla mükellef olduğu hizmetçileri direktman o eve girecek büyüye ve cinliğe şunu söyleyecek.
Bu evi, bu evdeki yaşayanlar Allah'a ve peygamberine iman ettiler. Onlar Ahkam suresinin sırrıyla muhatap oldular. İşte o hükmanlar o kafir olan cinleri ve büyüye diyecek ki siz de Allah'ın davetçisine iman edin. İman ettikten sonra ona icabet edin. İnanın sizin günahlarınızdan mağfiret etsin. Ve buna rağmen o büyü ve bu cinli girmeye çalışırsa artık kendi iradesine bir şey yapmış oluyor. Anında yanar. Anında o cinli yanar. Anında o büyü de iptal olur. O büyü yapan büyücünün kullandığı cinler o büyücüye savaş açar. Ah, bu en güzeli yani, değil mi? Çünkü bize zarar vermek isteyenlere en güzel cevap yani. Çok tekrar güzel. Tekrar yapılsa bile, tekrar tekrar yapılsa bile cinler başarısızlığı sevmez. Aleyhisselam buyuruyor. Onlar düşmanlarınız çok sabırlıdırlar. Onların düşmanlığı çetindir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte burada ne yapıyor? Uyku sorunu yaşayan, yalnızlaşan, evde kendisini kapatanı o halini kaldırır. Evde sürekli aksilik, hastalık, güvensizliği kaldırır. Büyüyü iptal eder. Evi muhafazaya alır. Cin ve nazar asla tesir etmez Allah'ın izniyle. Cinli nazarlı berekete engel olacak insan bile girse. Şimdi size büyü yapılmadı ama nazarlı büyülü bir insan gelebilir. Bu kapıdan geçtiği esna o eve hiçbir hali denk gelmez. Biiznillah. Aile içi huzursuzluğu giderir. Kavga, öfke, korku, karabasan gibi uykudan sıçrama, yataktan yorgun kalkma, sürekli korkarken kekeleme, dişlerini çok sıkan uyurken bunları ortadan kaldırır. Düşmanından emin olur. Düşmanından emin olur. Hatta Sara ve epilepsi hastalığı olan kişiler odasında ve kendisine bunu uygulasınlar. Allah'ın izniyle şu ayet-i kerime var. Onlar şeytanın çarptırıldığı gibi çarptıranlardır diyor. Sana hastalığı cinler çok gelir ve onun hastalığını arttırır. Bakın sana hastalığı musallat demiyorum. Musallat o insanların hastalığını arttırır cinler. Çünkü onları zayıf bulduğu için. İşte sana ve epilepsi olan kişilere onun odasına, onun odasının kapısına bu terkibi yapsınlar. Ve bu terkibi o kişiye yapsınlar. Suyuna, sütüne ya da kulağına okusunlar ve buna 21 gün devam etsinler. Epilepsi mesela aslında durur. Dükkanında bereket sorunu olanlar, kimisi diyor ki benim dükkanım insan çekmiyor, benim ayaklarım dükkanıma gitmiyor. İşte frekansı ve maneviyatı ağırlaşmış olan, frekansı ağır olan bir, aurası ağır olan bir mekan insan çekmez, insan iter. Bunu banyo ve tuvalet hariç evlerinin her kapısına yapsınlar. En sonunda evlerinin giriş kapısının iç kısmına hilye-i şerif atsınlar. Hilye-i şerif. Hilye-i şerif Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeklini şemalini anlatan bir yazıdır. Hadis-i şeriflerde de birçok ulema der ki kim evinde hilye-i şerif bulundurursa onun evine düşman girip de ona zarar vermez. Onun malına zarar gelmez. Gelse bile Allah ona misli iade eder diyor. Çünkü peygamberin bütün şeklini şemalini anlatıyor. Peygamberin ismini geçtiği yerde kendi hazır olur. Şu terkibi yapan kişiler sadece ayda bir kere yapması yeterli. O da perşembe günü ikindi ezanı okunduktan sonra. Neden perşembe günü ikindi ezanı okunduktan sonra? Şundan dolayı Arzu Hanımcığım. Hocam araya gireceğim. Ayda bir ne kadar süre yapılacak? Yani 6 ay, 1 sene, 3 ay? Her ay bir kere. Yani en az 1 sene devam etsinler. En az 1 sene. Bir yıl boyunca her ay bir devam etsin. Her ay bir defa. Neden biliyor musunuz? Şundan dolayı. Kur'an okunmayan ev ölü evi gibidir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada öncelikle kalplerin ölmesini engelleyeceğiz. Ayetler okunuyor. Evde ayetler okunacak. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden iplemesini korumak için çektiği çizgide okuduğu ayetleri okuyacağız. Yani biz peygambere taklit etmiş olacağız. Bu da bize bereket getirecek, huzur getirecek. Bunların tamamı ayetle ve hadisle delilli olan şey. Allah muhafaza şurada Ahkaf suresiyle ilgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mesud'a
Yani cinlerin peygamberi dinlediği ve onların emri aldığı ile ilgili yok öyle bir şey dese kafir olur Allah muhafaza. Çünkü ayeti inkar etmiş olur. Bunların tamamı ayetle delillenmiş ve hadislerle delillenmiş bir terkiptir. O yüzden tekrar söylüyorum. Ayda bir kere perşembe günü ikindi ezanı okunduktan sonra. Neden? Çünkü ikindiden gece üçe kadar büyücüler büyüsünü yapmaya başlar. İkindi ezanı okunduktan sonra cinler bizim aleme geçiş yaparlar. İkindiden gece 3-3.30 arasına kadar da büyücülerin cinleri insanlara hareket eder. Yani onlara saldırmaya başlar. O yüzden bu kaynağı nereden söylüyorum? Firavun Musa Aleyhisselam'ın karşısına 70 bin büyücü çıkarttı. Dedi ki büyücülere, eğer siz bu Musa Aleyhisselam için onu alt ederseniz dünyanın her yerinde özgür yaşarsınız. Para sorununuz olmaz. Büyücülerin başı dedi ki ben bu zatı bir göreyim. Evet. Baktı ki büyücülerin başı Musa Aleyhisselam'ı uyur vaziyette gördü ve asası başında ayakta duruyordu. Hemen 70 bin büyücüye döndü dedi ki büyücülerin başı. Bakın dedi bu zat dedi bir büyücü değil peygamber. Nereden anladın dedi. Biz dedi ikindiden sonra gecenin bir üçte birine kadar uyumaya kalkarsak bizim asamız da ve büyümüz de uykuya geçer tutmaz. Evet. Ama o gündüz ikinden sonra uyuyordu. Onun asası başında bekliyordu. O bir peygamber. Korunuyor. Korunuyor. Ayda bir defa ikindiden sonra yaparsanız muhafaza olursunuz. Hocam dükkanlar... orada şey söyleyeyim. Hani dikkatimi çekti. 21 defa kapı eşiğinde tütsünler. Hani o 21 gün mü 21 defa mı? Burası 21 hani... defa. Şöyle anlatayım. Hatta evet, bir tamam. Görsellik üzerinden anlatayım ben şöyle. Ofisinin kapısından direkt örnek vereyim. İnsanların daha iyi anlayabileceği şekilde. Bu evet, benim hocam. Ofisimin kapısı. Evet hocam. Şimdi ofisimin kapısının oraya bir tane çanak kapıyı açtım. Kapımın eşiğine içinde defne yaprağı tütsüsü olan defne yaprağını koydum. Yaktım. Oradaki şeyin içindeki defne yaprağı tütecek. Böyle buğru esecek. O esnada bu tüterken kapımın bu burada yanıyor. Gördüğünüz gibi. Şu tarafa da koyabilirsiniz. Kapıyı kapatmanız için çünkü. Koyduktan sonra kapı buhur orada tutsun. Siz kapımın sağ tarafından şuradan başlıyorsunuz. Görünüyor değil mi? Evet. Görüyoruz hocam. Buradan sirkeli suyu bezle, üzüm sirkesi, elma sirkesi önemli değil. Daire çizerek şöyle sile sile, daire çizerek sile sile sağ kısımdan başlıyorsunuz. Saffat suresi 1. ayetten 10. ayete kadar 10. ayete dahil okuyorsunuz. Bu köşeye geldiniz bitti Saffat suresi 1. ayetten 10. ayete kadar. Bu köşede bezi tutuyorsunuz. Ayetel kürsüyü bir defa okuyorsunuz. Bu ayeti bir defa okuyorsunuz. Sonra yine bezle sirkeli suresi diyorsunuz. Haşr suresinin sonuç ayetini okuyorsunuz burada bir defa. Haşr suresinin sonuç ayetini okurken bu köşeye geliyorsunuz. Bakara suresinin ilk 5 ayetini okuyorsunuz burada bir defa. Sonra son olarak bu kapıya geldiğinde yine daire şeklinde Rahman suresi 33 ve 34. ayet. Ahkaf suresi 29, 30, 31. ayet. Araf suresi 54. ayet okuyorsunuz. Dibe kadar geliyorsunuz. Bu kapı bitti. Bu kapının da üst kısmına internetten çıktı alıp bir tane hilye-i şerif koyuyorsunuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şemali altan şeydir bu. Şuraya koyuyorsunuz. Bakın iç kısmı gördünüz mü? Evet. Şimdi burada tütsü koymuşum değil mi? Hı hı. Tütsü kapının önüne geleceğiz. Araf suresi 54. ayeti buhur esmeyi devam ederken 21 defa okuyacağız. Burada bekleyeceğiz. Araf suresi 54. ayeti 21 defa okuyacağız. Ne diyoruz burada? Ya Rabbi biz senden gelen her türlü hayra muhtacız. Her türlü güzelliğe muhtacız diyeceğiz. Ondan sonra banyo ve tuvalet hariç bütün evimizin kapılarına bu şekilde ayda bir defa olmak suretiyle yaparsanız Allah'ın izniyle bu tür sıkıntılardan uzak kalırsınız. Epilepsisi olan kişiler için de demiştik ki onun odasına yaparsınız bunu. Ondan sonra aynı terkibi kişiye yaparsın. Suyunu okursun, sütünü okursun, kulağını okursun, dinletebilirsin. Ama tek problem şu, epilepsi hastasında kapı terkibini bir defa yapıyorsun, okumayı 21 gün yapacaksın.
Bütün bu saydıklarımı. Hmm. Allah'ın izniyle bu türlü muhafaza olurlar. Allah'ın izniyle şifa olsun herkese. Şimdi ben bunu çok insana yaptırdım. Doğrunun şahidi olmaz. Yani doğrunun yemini olmaz. Evet. Takip eden insanlar vardır içinde. Arayıp çoğu teşekkür eden insanlar var. Dip bir not daha. Cuma günü sela okunup bittikten sonra kim evinde yüksek sesle Kehf suresini açarsa hem ibadetlerindeki zayıflığını tamamlar, hem Allah'a olan aşkı artar, vücudunda ve evindeki hastalık ne varsa Kehf suresinin faziletidir. Kehf suresi aynı zamanda Zülkarneyn aleyhisselamın sırrını anlatır. Yani Kehf suresi ilmi ledun ayetidir. Kehf suresi ilmi ledun, gizli olan ilmin ayetidir. Allah'ın izniyle şifadır bu. Uyku problemi yaşayanlar Kehf suresini yatmadan önce dinlesinler. Şifa bulurlar. İlaç içenler suyuna mutlaka Tarık suresi okusunlar. Tarık suresi şifa suresidir. Aynı zamanda hastalıkla ilgili ilaç tedavisi görenler ve bu ilacını kullananlar suyuna Tarık suresini okurlarsa bir iznillah büyük şifa bulurlar. İnşallah şifa olsun herkese. Her kapıyı, evet. Her kapı evin giriş kısmında olacak. Yani hanenizin içinden yapacaksınız. Dış taraftan değil. İçeriden, iç kısımdan yapacak. Evet, içeriden yapılacak, evet. İçeriden yapılacak. Tekrarlayayım. Sağ tarafı Saffat suresi 1. ayetten 10. ayete kadar okuyorsunuz. Sağ tarafın ucuna geldiğinizde Ayetel Kürsi okuyorsunuz. Evet. Üst tarafta Haşr suresi son 3 ayetini bir defa. Üst tarafın ucuna geldiğinizde, yani sol uç kısım kapının, Bakara suresi ilk 5 ayetini, ondan sonra aşağıya dayan çizerek sildiğinizde Rahman suresi 33-34. ayeti, Ahkaf suresi 29-30-31. ayeti, ki Ahkaf suresi bu işin tam mührüdür. Bu kapıya mührü vuran Ahkaf suresi. Artık büyü yapmak isteyen, girmek isteyen bir cinli, negatif bir şey varsa muhatabı bu surenin koruyucuları olur. Sizden çıkar o iş. Ondan sonra Araf suresi 54. ayet okuyorsunuz. Kapı silme işini bitiriyorsunuz. Evet. Bitirmeden önce demiştik ya, defne yaprağı tütsüsü yakın kapı eşeğinde. Evet. O tütsü yanmaya devam edecek. Siz o kapı eşeğinin gerisinde elinizi açıyorsunuz. Araf suresi 54. ayeti 21 defa okuyorsunuz. Evet. Ahkaf suresi, Rahman suresi 33-34, Araf suresi silerken birer defa. Bu kapılardaki bu terkipler birer defa. Sadece 21 defa Araf suresini şu kapının şuraya geldiğinizde, şu kapının şuraya geleceksiniz, tutsuyu alarken burada 21 defa okuyacaksınız. Ondan sonra diğer odaları kapıları yapacaksınız. Ayda bir defa, perşembe gecesi ikindiden sonra yapıyorsunuz. Bir yıl boyunca yapın Allah'ın izniyle. Yeni ev taşıyanlar, yeni eve geçmek olanlar hiçbir eşya koymadan yapsınlar. Evet. Evet. İnşallah herkese bereket olsun, şifa olsun. Şifa olsun, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Şifa olsun, Allah razı olsun hocam. Duyarsınız. Evet. Ben hocama da katkılarından dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ben de kısa nacizane artık Temmuz ayına geçtiğimiz için numerolojik olarak da hava elementi ve toprak elementine geçtik. Hocam çok güzel teknik verilerle çok güzel bir şekilde anlattı olması gerekenleri. O kadar çok sonsuz şükranlarımı da sunuyorum ki hocamı ben zaten Tarık suresinde hastalandığımızda şifa ayetiyle ilk programda tanımıştım. O zamandan beri kendisini takip ediyor ve sayfasını zevkle bütün insanlara da duyuyorum. Kendim de uyguluyorum. Çok özür dilerim. Evet, hocam, çok... Bir virgül atayım. Özür dilerim. Dükkanlara ve eve bu aramaya sadece Ahkaf suresi 29-30-31. ayeti silerken sadece onu yaparsınız ve arabanızda bir tane mutlaka akik taşı ve hilye yeşili bulundurursunuz. Harika. Evet. Evet. Yani faydalanabiliriz. Tabii tabii. Burada ilerleyen zamanlarda oda oda
her evin farklı cephesi, Mustafa Hocam daha iyi bilir. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocasının mezarının başına güneş ışığı değmezmiş. Değmez. İbrahim Hakkı Hazretleri yaptığı astronomi ve astrolojik hesaplamayla güneşin ışığını hocasının mezarının başına yansıttı. Evet. Bu da evimizin, dükkanlarımızın cephelerinin astrolojik ve astronomik olarak ev ev. Sema sema bakan tarafları var. O sema ve cephelerin frekansının baktığı tarafın ayrı ayrı doğal taşları var. Mesela bulunduğunuz hangi ev en çok negatifi çekiyor? Yatak odası mı, mutfak mı? Negatifi çeken eve hangi doğal taşı koyarsan durdurur. Bereketi evin hangi en çok bereketi çeken yer? Evin salonun tam ortasıdır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yemeği ortasından başlayın, bereketinden sonra önünüzden yemeğe devam edin. Evin ortası, hanesi tam merkezinde. Hatta bununla ilgili Nasrettin Hoca'nın çok kıymetli bir fıkrası var derste. Derler ki hocam dünyanın merkezi neresidir? Adamlar alırmış, evini salonuna getirilmiş. Dermiş ki dünyanın merkezi burası. Dermiş ki hocam ölçmeden, biçmeden, tartmadan hemen burayı yaptın demiş. Demiş ki evladım ben işe giderken sabah yine akşam dönüyorum buraya geliyorum. Bir işim var, dışarı çıkıyorum yine bu. Benim için dünyanın merkezi dönüp dolaştığım yer burası. Evimin salonu. İşte evinin salonunda, evinin salonunun üst kısmında, tepede bir yerde. Bunu da başka bir yayında anlatırım. Hem Mustafa Hocam konuşsun. İnşallah. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Sağ olasınız. Bilginizden dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hocam çok güzel bir noktaya değindi. İşte bolluğumuz, bereketimiz ve benzeri bir problem, sorunlarla yaşadığımız zaman hemen direkt bize muska, büyü, inni, cinni ve benzeri şeyler yapıldı mı diye araştırmak yerine ama tamamen kendimizin sağlıklı bir şekilde suyumuzu tüketmek, beslenmemiz ve benzeri hani bu duyguları kendimizde ne yapmamız lazım? Hale dönüştürmemiz gerekiyor. Dönüştürdükten sonra çözüm olmadığı zaman Ramazan Hocam işte burada bunu vurgulamaya çalışıyor ki yanlış insanlara gidip onların enerjileri bizlere sirayet etmesin. Ve bravo, bu sirayetten sonra da açık ve net bir şekilde gerçekten toparlamak zor. Evet, sizler de hocam biyo enerjistiniz, nefes terapistiniz. Hani bizler şunları biliyoruz ki evimiz bizler için çok önemli. Hep frekans ve titreşim bazında anlatılıyor ki biz İslam itikadında kendi herkes inancına göre. Hocam kendi inancımıza göre çok güzel anlattı. Evimizin her yerinde toz kalmaması gerekiyor. Yani neden? Çünkü frekans düşürüyor deniliyor değil mi? Düşük frekanslar nedir? İşte cinli varlıkların frekansları düşüktür. Evimiz de kirli olduğu zaman özellikle burada hanım kardeşlerimize vurgulamak istiyorum. Mutfağımız ve evimizin bütün köşelerini düzenli bir şekilde temizleyelim. Ondan sonra eşyalarımızı tertipli düzenli bir şekilde kullanalım. Yani onları yaptıktan sonra zaten bu yaşadığımız olaylarla karşılaşmayacağız. Ama ne yazık ki günümüzde hocam biraz İslami olarak anlattı. Ben de element olarak anlattığımda açık ve net bir şekilde yıkıcı eli çok fazla dünyada alanlarda gezmekte. Ve şu an günümüzde en fazla yıkıcı elinin kullanıldığı yer hanımefendi kardeşlerimiz. Kendilerinin dişilerinin ortaya çıkabilmesi için onları o kadar abartılı bir şekilde maskülen bir yapıya getiriyor ki iş hayatında olmalısın. Vücudunu işte istediğin şekilde dişilliğini gösterebilirsin. Bunların hepsi sizin dişilliğinizi, hanımefendi kardeşlerimizin dişilliğini göstermiyor. Dişilliğini artırmıyor. Tam tersi yıkıcı eril olduğu için daha fazla onların çok da güzel söyledi hocam şefkat merhamet duygularını azaltmış oluyor. Bu sebepten dolayı dünyanın elementer dengeleri bozuldu. Hocam hani dini ve tasavvuf anlamında anlattı. Ben de daha böyle basic ve buradaki diğer kardeşlerimizle anlayacağı şekilde vurgulamak istiyorum. Bu noktalara gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, numerolojik olarak da bizler kesinlikle 7 çağı dediğimiz yani 7 elementin ya da 7 rakamının vermiş olduğu maneviyat ve tepe çakrasının konuları. Burada teslimiyet ve güvende olamadığımız zaman ne yazık ki gerçekten o gönderilecek olan Starlink uydularındaki frekanslar ve benzeri hepsi bizim zihinlerimizi, dimaklarımızı bozmuş olacak. Bozduğu için de şimdiden kendimizi ne yapmamız lazım? Koruma altına almamız lazım. Evet, bazı kişileri inanç ve itikat noktasında olmayıp da kendini koruyanlar nasıl koruyorlar? İşte bu tarz kendi enerji alanlarına uygun evlerini temiz tutuyorlar, düzenli yaşıyorlar. Hani burada en çok zarar gören orta kesim. Yani tam böyle inanıp inanmama arasında kalan kısım.
Eğer o zaman biz itikatta inandığımızı düşünüyorsak, o zaman ne yapacağız? Biz de İslam'a göre, dini inancımıza göre yaşamayı mutlaka edineceğiz. Eğer edinmesek, gerçekten de hocamın dediği gibi basiret bağlanmasına tutunduğu birçok problem ve sorunlarla karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Bunun haricinde de evet, şunu da kabul edelim. Ben kesinlikle konuyu farklı bir noktaya getirmeyeceğim ama çoğu insanda sıvı taşıyor. Ve bu taşımış olduğu sıvılardaki o grafen dioksitler küçük çocuklarımızı yoğun bir şekilde spike proteinle hastalandırıyor, rahatsızlandırıyor. Bizleri de çok fazla rahatsızlandırıyor. Burada da zaten çörek otunun şifası bütün dünya, bütün alimler, bütün herkes vurgulamış oluyor. Sabahları düzenli bir şekilde zerdeçal ve zeytinyağı ve o karabiber, bu karışımı ne yapalım, alalım ki ciğerlerimizdeki o spike proteinine iğne gibi, diken gibi bizlere batmasın. Çünkü tekrardan kışa doğru geçeceğiz. Bağışıklığımızı düşürmeyelim. Anlaşılan yine oyunlar üzerine oyunlar olacak ve bu var olan saldırılarda magnezyum, çinko ve benzeri gibi bütün vitamin ve minerallerimiz tamamen düşmüş olacak. Bunlar da düştüğü zaman zaten auramız, çakralarımız tamamen açık hale gelecek ve burada her türlü saldırılara uygulayabileceğiz, yani uğrayabileceğiz. Hani ben de nazihane buradan bu şekilde hani konuyu biraz daha bağlamak istiyorum. Burada da işte uykumuza, beslenmemize, her şeyimize dikkat etmek lazım. Evet, nazihane, bende de hata vardır, kabulümdür. İşte o zararlı frekans düşürücü içecekleri içtiğimiz için şu an bizlerin de vücut anatomik yapıları bozuk. Yani elimizden geldiğince yememeye çalışmak en doğrusu. Ama ne yazık ki işte bizlere önce bunları alıştırıp yıkıcı elille çok fazla alışveriş yaptırıp hani bizim ayarlarımızı bozduktan sonra tekrardan da ne yapmak istiyorlar? Aslında bize çok iyilik yapıyorlar. Neden? Bu kıtlık senaryo ve benzeri şeylerle bozulmuş anatomimizi aslında tekrardan düzeltmeye çalışıyorlar. Hani her şerde bir hayır vardır ya, ben şahsen öyle gözlemliyorum. İşte bugünden itibaren inşallah daha sağlıklı beslenmeye, daha böyle dikkatli bir yaşantıya geçtikten sonra Allah'ın izniyle de hocam da çok güzel söyledi. Evimizde Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ne olursa olsun açar ve dinlersek Rabbimin izniyle hiçbir sıkıntı, hiçbir problem bizlere uğramayacağı kanısındayım. Burada da dediğim gibi biz evli erkeklerde işte eşler, ilişki düzlemi 6 yılıydı. Çok fazla uğraşıldı. İnanıyorum ki metafizik saldırılı olarak da uğraşıldığı kanısındayım. Çünkü 6 rakamı bunu veriyor. Temmuz'a çok geçecek zaten. Aynen. Bu ayda kesinlikle dikkat edilmesi gereken ay. Neden? Çünkü numarolojik 6 yılındayız. 7'yi de topladığımız zaman kendisi, pardon, numarolojik olarak Türkiye açısından söylüyorum ben, 8 müfredat yılındayız. 7'yi de topladığımız zaman 15 yapıyor. Yani Türkiye 6 rakamının etkisi olacak. Hava elementi ve toprak elementiyle ilgili konular gündemde olacak. Finansal çalkantılar olacak. Aile ilişkilerinde, biraz önce yazılarda okudum, eşimden ayrıldım ve benzeri gibi konular. Bunlar çok fazla gündemde olacak. Ama bu tarz şeyler olduğunda bir içimize de bir dönelim, bir özümüze de dönelim. Hani psikolojik olarak tam anlamıyla bir eşlik yapabildik mi? Buralarda hatalarımız neydi diye bunlara bakıp ondan sonra da tam da hocamın dediği gibi burada işte durumumuz hacılık mı, hocalık mı, başka bir şey mi, ona göre ne yapalım, yol alalım. Yoksa hani bir problem, bir sorun çıktığı zaman Ramazan hocam çok doğru söyledi. Çünkü bu alanda çok fazla metafizik konularla ilgilenen insanlar var. İnanın hani güven burada çok önemli. Ben şahsen güven benim için önemli olduğu için güvenebileceğim insanlara gidebileceğim. Hani şu an ben bütün canlı yayınlarda da, yakın sosyal çevremde de herkese ben Ramazan hocama gidebilirim diyorum yani. Çünkü bu alan gerçekten dikkat edilmesi gereken bir alan. Bu sebepten dolayı da kendimiz önce bir derleyelim, toparlayalım arzalım. Ondan sonra daha dikkat edelim. Hocama da sağ olsun, Allah razı olsun. Çok da güzel bir terkip ve çok da güzel bir çalışma. Bugüne kadar ben ilk defa duyduğum bir çalışmaydı. Bundan sonra da ben hem kendi danışanlarıma, çevreme de yine aynı sizlerin de yayınlarını akletmiş olacağız. Bu yayını da bizlere katkı olduğunuz için, bizlere moderatörlük yaptığınız için, bizleri tekrardan birleştirdiğiniz için Allah razı olsun. Herkinizden de sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Arzu'nun her ikiniz de benim dostumsunuz ayrıca. Hem hocalarım. Allah razı olsun. Sizleri dost olarak görüyorum. Çünkü uzun süredir birlikte yayın yapıyoruz. Siz değerli dostlarımla yayın yapmak, bilgiyi paylaşmak. 800'e yakın arkadaşımız, dostumuz katıldı ve hepsi Allah razı olsun yazdı. Güzel dileklerini yazdılar. Bilgiyi paylaşmak gibi, doğru bilgiyi paylaşmak gibisi yok. Çok kıymetlisiniz gerçekten ve dostumsunuz her ikiniz de. Çok teşekkür ederim. Ben
geçen yayında, 3. yayında da söylemiştim. Arzu Hanım'ın nezaketi, kibarlığı, tutumu çok hoşuma gidiyor. Ben çok kıymetli buluyorum. Zaten insanlığa da lazımsınız. Mustafa Hocam zaten işinde çok iyi. Hele ki şimdi Güçlü Metin Hocam'la böyle bir yola başladılar. Evet. Bomba gibi gidiyor. Allah ilmini arttırsın. Allah yolunda engelleri kaldırsın inşallah. Buradaki anlatım, yani bu terkibi vermemin sebeplerinden bir tanesi, her ne inanca sahip olursanız olun, biz önce kendi inancımızdaki değerlerimizi ve kendi inancımızdaki, kendi muhafaza etmemiz gereken ilmimizi, imanımızı, intikatımızı korumakla mükellefiz. Neye inanıyorsak inanalım, herkes için böyledir. Yani Hristiyan kendi inancı gereklerini yapar, Yahudi de öyledir, Müslüman da öyledir. Evet, her inanca saygım sonsuz, her fikre saygım sonsuz. Ben inancım gereği ve işimin adı bu olduğu için, işimin adı bu tür dini paylaşımları paylaşmak ve insanlara buradan anlatmak olduğu için, ben işimin gereklerini yaptım. Hocam genel olarak, global olarak konuştu. Arzu Hanım moderatörlük yapıp bizi insanların karşısına çıkarttı. Yani burada herkes işini yaptı. Herkes burada hayatındaki, yaşam şartlarındaki Allah'a söz verdiği halleri uyguluyor şu an. Allah'a hamdolsun, ilmimizi, bilgimizin sadakasını vermek niyetiyle bizi bu araya getiren Allah'a hamdolsun. Tekrar daha söyleyeyim. DM'den yazmasınlar. Arzu Hanım'a da Mustafa Bey'le ben ayrı ayrı atacağım bu terkibi. Arzu Hanım'ın sayfasında bu video paylaşılacak. Kendisinin YouTube kanalına da inşallah paylaşacak, zaten anlatacak. Bir kere daha, son bir kez anlatayım. Çok yanlışlar yazıldı. En azından tam anlamış olur. Videonun sonu tam anlamlı olur. Tamam. Değerli evet. Arkadaşlar. Son kez anlatıp kapatalım. Çünkü ben evet. De eğitime gideceğim. Tamam. Hemen okulda anlatıyorum. Sağ tarafa, kapının sağından başlıyoruz. Saffat suresi 1. ayetten 10. ayete kadar, 10. ayete dahil. Sağ tarafın üst kısmına geldiğimizde ayetel kürsüyü, üst taraftan daire çizerek sildiğimizde Haşr suresinin son 3 ayetini, sol tarafın ucuna geldiğimizde Bakara suresinin ilk 5 ayetini, hepsini birer defa, son kısma geldiğimizde, sol tarafa geldiğimizi silerek Rahman suresi 33-34, Ahkaf suresi 29-30-31 ve Araf suresi 54. ayeti birer defa okuyacağız. Kapının eşiğinde de defne yaprağı tütsüsü mutlaka yansın. Kapının üst kısmına da Hilye-i Şerif mutlaka asın. Bu terkip ilk kapıda bittiğinde Araf suresi, sadece Araf suresi 54. ayeti silme ve okuma işini bittikten sonra 21 defa okuyacağız. Yani ya Rabbi, biz senin, bizim için her türlü hayrına muhtacız. Bizi dinlediğiniz için Allah razı olsun. Siz bizi insanların karşısına çıkardığınız için çok çok teşekkür ederiz. Ben Allah razı olsun, ikinizi çok seviyorum. Allah da sizi sevsin. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizi seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Galiba Mustafa Hocam dondu. Ben de öyle görünüyor. Size evet. Çok teşekkür ediyorum Ramazan Hocam. Allah razı olsun. Yine buluşalım, yine bir araya gelelim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bizimle birlikte olan herkese de sevgiler, hayırlı akşamlar. Hoşça kalın. Birlikte çıkabiliriz. Buyurun.